ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif yapıyoruz. Gene her zamanki gibi. Bugünkü tarifimiz kurabiye tarifi. Nasıl bir tarif yapıyoruz? Pati şeklinde harika tatlı mı tatlı kurabiyeler yapacağız. O zaman hemen yapım aşamasına geçelim. Kabıma 100 gramlık oda sıcaklığındaki margarinimi ekliyorum. 1 adet yumurtamı ekliyorum. Daha sonra 1 su bardağı pudra şekerini ekliyorum ve 2 su bardağı da un ekliyorum. Hamurumu bir küçük, bir de büyük parçaya ayırıyorum. Büyük parçayı kakaolu yapacağız. Diğeri beyaz olacak. Kakao için 1-2 yemek kaşığı göz kararı kakao döküyorum ve yoğuruyorum. Kakao dökerken hamurumuz sertleşecektir. Sertliğini gidermek için 1-2 yemek kaşığı süt döktüm. Siz de öyle yapın. Hamurunuz daha güzel olacak. Hamurlarımı yoğurdum. Bir yağlı kağıt serdim. Ve şimdi hamurlarımı yapmaya başlayacağım. İlk önce kakaolu hamurumu iki parçaya ayırıyorum. Bir büyük, bir küçük parçaya. Büyük parçayla yuvarlak silindir şeklinde bir şekil çıkartacağız. Bu bizim patimizin tabanı olacak. Ortası olacak. Bunu güzelce yuvarladıktan sonra küçük parmakçıklarımızı yapmaya başlayacağız. Bunu yaptık. Bir köşeye alıyoruz. 4 parça kesiyoruz şimdi. 4 parçada küçük silindirler yapacağız. Bu da patinin parmakları olacak işte. Hepsini uzun uzun aynı boyutta yapalım. Gördüğünüz gibi benim yaptığım gibi sağa sola döndürerek böyle yapabilirsiniz. Şimdi hepsini 4 tane aynı şekilde yapacağız. Köşeye yaptıklarımı alıyorum. Şimdi sırada beyaz hamurlarımıza geçmek var. Beyaz hamurlarımı da 2 parçaya bölüyorum. Birisi büyük, birisi gene küçük. Hamurumu açmaya başlıyorum. Silindir, yuvarlak hamurumu eşit ölçüsünde yapacağız ki bunu saracağız böyle gördüğünüz gibi. Sarıyorum. Fazlalıkları alıyorum. O fazlalıkları kenarlara yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Sonra bunları tekrar bir yuvarlıyorum ki kurabiye hamurları birbirine yapışsın. Şimdi bu tamam. Bunu köşeye alıyorum ben. Köşeye aldıktan sonra aynı şeyi küçük kakaolar hamurlar içinde yapacağım ben. Aynı işlemleri küçük kakaolu hamurlarım içinde yapıyorum. Hepsini böyle. Şimdi büyük hamurumu böyle hafifçe elimle üçgen gibi şekil vermem gerekiyor. Böyle üçgenimsi olması gerekiyor çünkü patiye benzemesi için. Hafiften elinizle böyle bir şekil verin. Daha sonra küçük kısımları parmakçıklarımızı yapıştırıyoruz. Yapıştırın direkt. Bu aşamada biraz hızlı olmak önemli çünkü düşebiliyor. Birbirine güzelce yapıştırın. 4 tane parmağımızı hemen yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra hamurumuzu biraz aşağıya bastırıyoruz ki alt tabanı biraz düz olsun. Ve bir streç yardımıyla hamurumuzu kaplayacağız ve buzdolabına koyacağız. Ben kaplayıp buzdolabımın derin dondurucu kısmında 30 dakika beklettim. Bu gerçekten yeterli oldu. Çünkü hamurumuz sert olacak ki hamuru kestiğimizde şekil bozulmasın. Bu çok önemli. Dolaptan çıkardım. Hamurum taş gibi olmuş. Tam istediğim gibi. Şimdi bir bıçakla ilk önce kesiyorum. Şeklini görelim. Tamam. Bir düzeltme kesmesi yaptık. Sonra şimdi böyle 1-2 santim kalınlığında kurabiyelerimi kesiyorum. Keserken tutabilirsiniz, dağılmasın. Hepsini güzel güzel keselim ve tepsimize yerleştirelim. Tepsime yerleştirdim. Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 12-15 dakika pişirmeye bırakalım. Şimdi sunum aşamasına geçelim.
patik kurabiyelerimizin tadına bakmaya. Gördüğünüz gibi benim patik kurabiyelerim çok tatlı olmadı mı ya? Pati. Pati şeklinde benzetti. Harika oldu. Şimdi tadıyorum. Kıtır kıtır harika. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı sakın unutmayın. Sağlıklı ve mutlu kalın. Hoşça kalın.